arkadaşlar, 10. sınıf edebiyat 2. dönem full özet ile edebiyat yolculuğumuzu artık tamamen özetlemiş oluyoruz. 2. dönemde roman, tiyatro, anı, haber yazısı, gezi yazısı ve tabii ki dil bilgisinde cümle türlerini işlemiştik. Biliyorsunuz bu Türk dili ve edebiyatı dersi. Dolayısıyla içerisinde hem edebiyat konuları var hem de Türk dili yani dil bilgisi konuları var. Roman ve hikaye arasındaki farkı biliyorduk. Roman hikayeden daha kalındı, daha büyüktü. Peki romana nasıl gelmiştik biz? Destanlar vardı İslamiyet öncesinde. İşte Oğuz Kağan destanı, Alper Tunga destanı, şu destanı. Bu destanlar zamanla halk hikayesine dönüşmüştü. Hatta destandan halk hikayesine geçiş dönemi olarak Dede Korkut hikayeleri vardı. 12 hikayeden oluşan. Ardından halk hikayeleri divan edebiyatıyla birlikte Mesnevi'ye dönüştü. Mesnevi esasında böyle 2-2 giden, AA, BB, CC şeklinde giden bir nazım biçimiydi. Sonrasında da Tanzimat döneminde edebiyatımıza ilk başta çeviri yoluyla romanlar girmişti ve bu romanlar daha sonra Şemsettin Sami tarafından ilk yerli roman, Namık Kemal tarafından ilk edebi roman, ilk tarihi roman yine Namık Kemal tarafından yazılmıştı ve buna benzer örneklere devam etmişti. Batılı anlamda kaliteli romanlar ise Halis Ziya Uşaklı ilk tarafından yazılacaktı. Şimdi Türk romanının dönemsel karşılaştırmasına geçmeden önce buradaki ilkleri bir kez daha söyleyelim romanla alakalı. Nedir ilkler? İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa, Telemak, Fenelon. İlk yerli roman Şemsettin Sami, Taşkut Adet ve Fitnat. İlk edebi roman Namık Kemal, İntibah. İlk tarihi roman Namık Kemal, Cezmi. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası. İlk köy romanı Nabizade Nazım, Karabibik. İlk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım, Zehra. İlk batılı anlamda ilk roman Mavi ve Siyah, Halis Ziya Uşaklıgil. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf Eylül'dü. Bunları zaten önceki videolarımızda sizlere söylemiştik ve burada dile getirmiştik. Burada şunu da bilin arkadaşlar. Tabii ki siz bunları çalışırken eğer elinizde varsa ders notlarınız, bu videonun PDF'ini zaten açıklamada bulacaksınız ama ders notlarınız varsa veyahut da kitabınız varsa bunların hepsini burada yaz bakın. İlkler burada hepsi yazıyor. Veyahut da hocanız size bunları mutlaka anlatmıştır diyoruz. Şimdi Türk romanının dönemsel karşılaştırmasına baktığınızda bu tabii ilk konular olduğu için, ikinci dönemin ilk konuları olduğu için biraz daha az soru gelebilir. Tanzimat romanında sadeleşmek amaçlanmıştı. Yanlış batılılaşma, cariyelik ve kölelik konuları işlenmişti. Toplum için sanat yapılmıştı. Yani okuyucuyu yönlendiriyordu sanatçı. Kişiliğini gizlemiyordu ve esere müdahale ediyordu. Bu da zaten romantizmin özelliğiydi. Buraya bir tane eser ismi söyler misiniz hocam derseniz. Net bir şekilde Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi'nin söyleyebiliriz. Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi söyleyebiliriz. Burada Rakım Efendi iyiydi, Felatun Bey kötüydü ve ister istemez sıkıntılar yaşanıyordu. Ve en sonunda Rakım Efendi kazanıyordu, Felatun Bey kaybediyordu. Niye? İyiler iyi, kötüler kötü mantığıyla okuyucu yönlendiriliyordu. Tanzimat ikinci dönemde ise abartılı söyleyişten kaçınılmadı. Kaçınılmadı diyelim. Alafrangalık, cariyelik, kölelik konuları işlenecek. Hatta cariyelik konusu Sami Paşazade Sizai'nin Dilber adlı karakter üzerinden Sergüzeşt adlı romanında dile getirilecek. Artık sanat için sanat var. Sanatçı bu yüzden kişiliğini gizliyor, esere müdahale etmiyor. Buraya şunu düzeltelim. Eder yazmışız. Bu etmez olacak arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Esere müdahale etmez olacak. Buna dikkat edelim. Siz de bunu PDF'de değiştirin. Realizm ve naturalizm akımlarından etkilenilecek. Burada Tanzimat 2'de mesela Nabizade Nazım Karabibik naturalist öğeler taşırken yaşanılan çevreye göre karakterleri konuşturduğu için realist olarak ise Araba Sevdası ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılıyordu. Buranın en güzel ifade eden romanı ise Sergüzeşt diyebiliriz. Sertifin'in da ise süslü ağır tamlamalarla dolu bir dil var. Düş gerçek çatışması yani mai ve siyah, mavi hayaller, düş siyah ise gerçek. Burada da Halis Ziya Uşaklıgil'i görüyoruz. Halis Ziya Uşaklıgil önemli bir karakter. Bunalım var. Sanat için sanat anlayışı var. Gerçekçi bir gözlem yapılıyor ve yazar kişiliğini gizliyor. Realizm ve naturalizm özelliklerini görüyoruz yine burada. Şunun da Sami Paşazade Sezai'ye ait olduğunu söyleyelim. Milli edebiyatta ise pırıl pırıl sapsade bir Türkçe var. Yeni lisan var. Konularda milli mücadele, Anadolu insanı, yurt sevgisi. Toplum için sanat yapılıp gerçekçi bir gözlem yapılıyor. Realist ve naturalist çizgiler var. Burada da mesela Yakup Kadri tarafından yazılan kahramanı Ahmet Celal olan Yaban romanını Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserini söyleyebiliriz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Şimdi gelelim geleneksel Türk tiyatrosuna. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir kere en önemli özelliği bunların hepsi tuluat yani doğaçlama yani yazılı bir metin yok. Bizde modern tiyatromuz Tanzimat döneminde ilk yazılı tiyatro olan Şinasi'nin şairlenmesiyle başlayacak. Bunun öncesindeki tiyatrolar, Karagözler, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunları, Kukla bunların hiçbiri yazılı bir metne bağlı değil. Hep
Doğaçlama. Şimdi Karagöz'e baktığımızda iki sopa ve bu sopalara bağlı temsili resimler var. Işıklı bir perdenin etrafında yapılıyor. Bir kişi tarafından ses taklitleri yapılıyor. Deriden kesilen tasvir adı verilen şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz perdeye yansılmasıyla oynanıyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Karagöz saf karakteri, Hacivat uyanık karakteri oynuyor. Ve Karagöz ve Hacivat arasında yanlış anlaşılmalar var. Aynısı burada. Karagöz'ün karşılığı burada Kavuklu olacak. Hacivat'ın karşılığı da Pişeker olacak. Zenne kadın kılığındaki erkek, Çelebi Mirasiydi, Acem de İranlı oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Orta öne baktığımızda ise dekor kullanımına çok az yer veriliyor. Bu sefer hani Karagöz bir gölge oynuyordu ya, adam elinde çubuklarla gölgeleri oynatıyordu. Şöyle Karagöz ve Hacivat'ı çizelim elinde çubuklarla. Orta öne ise artık ortada bir palanga denen bir yer var. Burada adamlar etek yemeği bürümüş bir şekilde çıkıyorlar. Yani Karagöz Kavuklu olarak, Pişekar da Hacivat olarak karşımıza çıkacak. Dekor kullanımına çok az yer verilecek dedik ama oyunun konusuyla ilgili eşyalar oyun alanına yer alacak. Etrafı seyircilerle çevrili bir alan var. Oyuncular tarafından sahnelenecek ve oyunun konusuna göre sahnelenecek. Pişekar, Kavuklu, aynı zamanda burada yine Zenne, Çelebi, Acem gibi karakterler var. Yanlış anlamalar var. Burada şunu bilmeliyiz. Hem Karagöz'de hem de orta oyununda şöyle yazalım, hatta şöyle çıkaralım. Hatta bunu mutlaka kitaplarınızda da göstermişizdir sizlere. Şuradan da açalım, bakın nerede? Şiirden sonraki konumuz. Haber metni, tiyatro. Bakın. En önemli kısım giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölüm var. Bunu yazıyorum tekrar. Giriş, muhavere, her ikisinde. Hem Karagöz'de hem de orta oyununda giriş, muhavere, fasıl ve bitiş var. Bu her ikisinin bölümleri. Birinci bölüm giriş, muhavere, konuşma, fasıl, asıl bölüm, bitiş de bitiş bölümü. İkisinde de ortak yönlerden bir tanesi bu diyebiliriz. Mettada dekor yok. Aksesuar bir mendil ve bir baston. Bir tane adam çıkıyor. Birinde baston var. Bir omzuna da mendil atıyor. Takılıyor. Yüksekçe bir yerde tek bir kişi ağız taklitleri yapıyor. Şive taklitleri yapıyor. Ve hoş öyküler anlatıyor. Meddah oyunu baştan sona tek başına oynuyor. Kişiler bir tek anlatıcı var ve ağız taklitleri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Tanzimat döneminde tiyatroya baktığımızda ise artık ilk yerli tiyatrolar gelecek. Nedir? Şinasi'nin Şair Evlenmesi, Töre Komedyası. Bizde ilk yazılı tiyatro tefrika şeklinde Tercüman Haber Gazetesi'nde Arkası Yarın şeklinde çıkarılıyor. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu yerini batılı modern tiyatroya bırakacak. Birinci dönem sanatçıları tiyatroyu halka ulaşmak için bir araç olarak görecekler. Mesela Namık Kemal birinci dönemde tiyatro faydalı bir eğlencedir diyecek. Hatta eğlencelerin en faydalısıdır diyecek. İkinci dönem sanatçıları ise eserleri sahnelenmek için değil, okumak için yazacak. Kim mesela burada? Abdülhak, Hamit Tarhan'ı söyleyebiliriz. Oynamak için değil, okumak için tiyatro yazdığı üniversite sınavında sorulmuş. Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk tiyatro Vatan yahut Silistre. İlk tiyatro ise, bak bu sahnelenmemiş ama ilk tiyatro ise Şinasi'nin Şair Evlenmesi. Aynı zamanda Ahmet Vefik Paşa Molière'den, direktör Ali Bey de yine klasizmden etkilenip Molière'den uyarlamalar yapacaklar, adaptasyonlar yapacaklar. Molière'in Cimri, Tartuf gibi eserlerini edebiyatımıza, Osmanlı yaşamına aktaracaklar. Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Müze Efendi, hatta Ahmet Müze Efendi'nin Çerkez Özdenler oyunu meşhur. Çerkez Özdenler, Abdülhak Hamit Tarhan gibi isimler de önemli tiyatro eserleri kaleme alıyorlar. Burada oynanmak için değil, okumak için tiyatro yazan Abdülhak Hamit Tarhan'ı unutmamamız lazım. Ahmet Müze Efendi birinci dönemde, Recaizade Mahmut Ekrem ise ikinci dönemde. Milli Edebiyat döneminde tiyatro, Selçuk'un döneminde tiyatro zayıflıyor. Milli Edebiyat döneminde tiyatroya baktığımızda ise Türk tiyatrosu bu dönemde büyük gelişmeler gösteriyor. Konuşma diline yakın bir dil kullanılacak. Darül Bedai Osmani ilk şehir tiyatrosu bu dönemde kurulacak. Ahmet Nuri 8. ve Müsavizade Celal yalnızca tiyatro eseri yazan önemli kişiler. Reşat Nuri Güntekin'in, Halid Edip Adıvar'ın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nda tiyatroları var. Şimdi geldik anı türüne. Hızlı bir tekrar yapıyoruz. Bunların hepsini sizlere zaten detaylı bir şekilde önceki videolarımızda anlattık. Artı kitaplarınızdan da çok güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Hepsini tekrar ediyorsunuz. Şimdi toplumda tanımış, aynı zamanda bu kitap olmazsa tak Türk Dili Edebiyatı'nda da yine soru cevap yöntemiyle pekiştirebiliriz. Mesela romanı ne yapıyoruz? Önce Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları nasıl gösteriyor bak. Dünya Edebiyatı'ndan bir roman, Tanzimat Dönemi Edebiyatı'ndan bir roman, Sertif Film Dönemi Edebiyatı'ndan bir roman, Milli Edebiyat Dönemi'nden bir roman örneği veriyor. Bunu işlemenizi istiyor. Dolayısıyla biz de bu sorularda hep onlara odaklanmaya çalıştık. Ve en sonuna kadar bu test soruları, açık uç sorulardan sonra da tam da sizin işinize yarayacak olan yazılı soruları da buraya yerleştirdik. Yapıtları eşleştiriniz, tip ve karakter farkı, doğru yanlışlar, Tanzimat romanı ile Milli Edebiyat romanı konularında karşılaştığınız şeklinde soruları da sizlere verdik. Bunların cevapları da var zaten. Şimdi anı, hatıra, toplumda tanınmış, alanında duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da tanık oldukları olaylar anlatıyor. Anı yazarları kendi bakış açısına göre yazdığı için gerçeği olduğu gibi aksatmaz. Birazcık özellik var. Bu sebepten dolayı sağlam birer tarih belgesiyle bakamıyoruz. Bir kişi merkezli anılar var. Mesela Yahya Kemal'in siyasi ve edebi portreler veya Yusuf Ziya Ortaç'ın portreleri.
Bunlar kişi merkezli anılar. Bir de düz anı, olay merkezi. Mesela Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomatı. Burada yazar yaşadığı ya da şahit olduğu olayları ve dönemleri anlatıyor. Burada ise yazarın bir kişiyle ilgili anılarını yazdığı anı türü diyebiliriz. Şimdi, Türk Edebiyatı ilk yazılı örnek olan Orhun Abileri anı özelliği taşımasına rağmen bu türünün ilk örneğini biz Babür Şah'ın yazdığı Babürname kabul edeceğiz. O zaman Ebu'l-Gazi Bahadır Han, Şecere-i Türk de anı özelliği taşıyor. Vakainameler, seyahatnameler, tezkereler ve menakıbnameler anı özelliği taşıyor. Yine Namık Kemal'in Magos hatıraları, Ziya Paşa'nın defteri Amaliki sorulabilir. Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu da önemli anı örnekleri. Batı Edebiyatı'nda Ksenop'un Anabasis adlı eser ilk anı örneği kabul ediliyor. Daniel Lefort'un Bir Atlı'nın anıları, Tolstoy'un itiraflarım, Jean-Jacques Rousseau'nun itiraflar, Victor Hugo'nun gördüklerim ve tabii ki Stendhal'ın bencillik anıları da bilinmesi gerekebilir eğer hocamız anlattıysa. Haber yazısına baktığımız zaman güncel bir olaydan, burada şunu da söyleyelim. Bunu hocamız mutlaka söylemiştir. Biz önceki videolarımızda söylemiştik ama bu bir full tekrar videosu olduğu için şey oluyor. Yazınsal değerde ilk anıları Halit Ziya Uşaklıgil, 40 yıl ve saray ve ötesi eserleri, 40 yıl ve saray ve ötesi adlı eserleriyle bize gönderiyor. Bize yazıyor. Geldik haber yazılarına. Şimdi burada ters piramit tekniğine özetleyici bir girişle, dikkat çekici bir girişle ayrıntılar, açıklama ve diğer bilgiler gelip sonra geçmiş hakkında bilgi ve sonuç veriliyordu. Bu tekniğe göre haberin en can alıcı bilgileri en başta yer alıyordu, daha sonra haberin diğer ayrıntıları iniliyordu. Mutlaka haberlerde ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede denen 5 ne ve kim sorusu olan bir kay yapmamız gerekiyordu. Şimdi haber yazısında şunu iyi bilmemiz lazım. Güncel bir olaydan edinilen bilgilerin gazete, radyo, televizyon veya genel ağ gibi iletişim araçlarıyla sunulmak üzere oluşturulan yazılı metin. Nesnel bilgiler içermeli ve dikkat çekici olmalı. Yalın ve açık bir anlatıma da sahip olmalı. Şimdi bazı temel habercilik terimleri var. Mesela sansasyonel, çarpıcı demek, asparagas, uydurma, lejant, resim, altyazısı, manşet, ilk sayfadaki iri harflerle konulan başlık. Hatta sür manşette şöyle diyelim ki şu gazete olsun, şöyle gazete yazıyor ya burada gazetenin adı. Şurası manşet, şurası ise sür manşet oluyor gazetenin isminin üstünde. Stop press en son gelen haber tekzipte yalanlama ve düzeltme anlamına geliyor. Gezi yazarına baktığımızda bir yazarın gezip gördüğü yerleri edebi bir üslupla ilgi çekici bir içinde kalem aldığı metin türüne biz gezi yazıyoruz. Burada tabii gazete haberciliği ve televizyon haberciliği arasında çok büyük fark var. Gazete haberciliği tam güncel olamıyor ama televizyon veya genel ağ, yani internet haberciliği hızlı bir şekilde aktarılabildiği için daha güncel olabiliyor. Gezi yazılarında şunu iyi bilmemiz lazım. Birincisi birinci kişi ağzından anlatılıyor. Yani gezdim, gördüm, beğendim veya gezdik, gördük, beğendik diyor. Dolayısıyla hem nesnellik hem özellik içerebiliyor. Okuyucuya tanıtma amaçlı, betimleyici, açıklayıcı, öykülecici bir anlatım var. Anıya benzer özellik taşıyor fakat gezi yazılarına gözlem çok daha ağır basıyor. Seyahatname veya bunlara eskiden seyahatname deniyordu, yazanlara da seyahat deniyordu. Folklor, tarih, coğrafya, toplum bilimi, hukuk gibi alanlara da kaynaklık ediyor. Dünya Edebiyatı'na Herodot, Marco Polo ve İbn-i Battuta, Türk Edebiyatı'na Babür Şah, Seyid Ali Reis'in Mir'atül Memalik adlı eseri ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserleri önemli. Bir de Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserini bilmemiz lazım. Kitab-ı Bahriye. Bunlar hep internet seferleri sırasında yazılmış eserler. Gelelim cümle türlerine. Artık son dil bilgisi konumuza geldik. Buradan sonra da artık yavaş yavaş bitireceğiz. Ama burada şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizler bu konularla alakalı hem buradaki yazılı sorularını, bak sayfalarını göstereyim size. Burada cevaplarını da verdik sizlere. Mesela burada gezi yazısıyla alakalı sayfa 195 ve 194'deki yazılı sorularını ve buradaki testleri de çözmemiz lazım. Veyahut da 185 ve 186'daki yine haber metniyle alakalı soruları. Yine burada sayfa 170 ve 169'daki anıyla alakalı soruları çözmeniz lazım. Mesela 40 yılın Halit Ziya Uşaklıgil'e ait olduğunu veyahut da siyasi edebiyat hatıralar Yahya Kemal, Zoraki Diplomat, Yakup Kadri, Mor Salkım Nevi, Halide Edivar'ın çocukluk anıları olduğunu, Türk'ün ateşle imtihanının ise Halide Edivar'ın Kurtuluş Savaşı anıları olduğunu bilmeniz lazım. Buradaki testleri çözerseniz de zaten çok rahat pekiştirirsiniz. Ve yine konu anlatımına çalışıp pekiştirmek istiyorsanız ki bu çok daha faydalı. Burada zaten sizlere konuları çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bakın böyle tek tek karalamışız hatta. Ardından konuları anlattıktan sonra sadece sorular veriyoruz, pekiştiriyoruz sizlere. Şimdi o zaman cümle türleri konusuna bakalım. Cümle türleri dünyanın en kolay konusu. Bunu zaten önceki sınıflarınızda öğrenmiştiniz. Şimdi bir yüklemin türüne göre cümleler var. Yüklemin türüne göre cümlelerde eğer yüklem fiil ise fiil cümlesi oluyor. Fiil cümlesi yazıyorum. Yüklem isimse, yani fiil değilse isim cümlesi oluyor. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Esirgenmez sözcüğü fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi. Bu bir fiil cümlesi. Akşam yemeğinde Kayseri mantısı var dediğimizde mantısı var derken var bir isim olduğu için
Bu bir isim cümlesi. Bu kadar basit. Yüklemi yerine göreye baktığımızda ise eğer cümlenin yüklemi cümlenin sonundaysa kurallı cümle olmuş oluyor. Eğer cümlenin yüklemi cümlenin sonunda değilse bu sefer de devrik olmuş oluyor. Eğer cümlenin yüklemi yoksa da eksiltili cümle diyoruz. Mesela şöyle, bir dakika araba yerine durakladı dediğimizde durakladı yüklem sonda, şöyle Y yazıyorum. O zaman biz buna kurallı cümle diyebiliriz. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar derken geçti cümlenin ortasında. O zaman biz buna devrik cümle diyoruz. Dost başa düşman ayağa bakar diyor ama yüklem yazılmamış. O yüzden buna yargısı tamamlanmamış cümle olan eksiltili cümle diyoruz. Yani temel unsur yüklem. Anlamına göre cümlede ise anlamına bakmamız gerekiyor. Anlamına göre cümlelerde Türkiye'de sulak alanlar kuruyor derken kuruyor diyor. Bu olumlu bir cümle. Ama hocam kuruyor olsun. Kuruma eylemi gerçekleşiyor. Kasabadaki eczaneler hiçbir açık değil dediğimizde ise bu olumsuz bir cümle. Bu konudan sırada kaç soru çıkmış dediğimizde bu da soru cümlesi oluyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Eğer bir cümlenin içerisinde mame eki varsa veyahut da değil edatı varsa, yok sözcüğü varsa bunlar kesin olumsuz anlama gelmez. Bunlar cümleyi biçimce olumsuz yapar ama anlamca olumsuz yapmayabilir. Şöyle ki mesela örnek verelim. Tonguç ders çalışmıyor dediğimizde bu olumsuz. Ama Tonguç ders çalışmıyor değil dediğimizde, iki eksi bir artı eder ya matematikte. Aynı onun gibi ders çalışıyor anlamına geliyor. Şimdi bu cümle olumlu mu olumsuz mu hocam? Bu cümle olumlu. Çünkü ders çalışmıyor değil, ders çalışıyor. O zaman bu olumlu cümle. Anlamına bakacağız. Peki biçimce olumsuz mu? Biçimce olumsuz. Çünkü mame var ve değil sözcüğü var. Bunu bilmeniz lazım. Bir de soru cümlelerinde de yine sözde soru veya gerçek soru denen bir kavram var. Bu konudan sınavda kaç soru çıkmış? Gerçek bir soru. Ama mesela insan annesini hiç üzer mi dediğimizde bu da bir soru. Ama burada cevap beklemeyen bir soru olduğu için biz buna sözde soru cümlesi diyoruz. Bunun harici bir de ünlem cümleleri var. Ne kadar yaramaz bir çocuk dediğimizde bu bir ünlem cümlesi olmuş oluyor. Gelelim yapısına göre cümlelere. Yapısına göre cümlelerde eğer tek bir yüklem varsa basit, bir yüklem artı bir fiilimsi varsa birleşik yani yan cümle varsa, eğer iki yüklem varsa virgül bir daha virgül iki yüklem varsa sıralı, iki yüklem var ama yüklemler birbirine bağlaçla bağlandıysa böyle ve, ama, fakat, lakin, zira, çünkü gibi bağlaçlarla bağlandıysa bu bağlı cümle olmuş oluyor. Şimdi 1070 yılından beri Anadolu'da bayram var diyor. Şimdi var yüklemimiz, yüklemden başka herhangi bir fiilimsi gibi bir şey var mı yok. O zaman biz bu cümleye basit yapılı cümle diyoruz. Bu topraklar bizim olalı, güneş bir başka güzel doğuyor bak. Doğuyor yüklemimiz ama bir de olalı diye zarf fiili. O zaman biz buna birleşik cümle diyoruz. Çünkü yan cümlesi var. Aklın yolu birdir demiş atalarımız bak. Atalarımız demiş, demiş yüklem. Ne demiş? Aklın yolu birdir. Burada bir cümle var. Bu da yine birleşik cümle olmuş oluyor. Ama burada bir farkı söyleyeceğiz şimdi. Biz buna klasik birleşik cümle genelde böyle çıkar. Biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Yani yan cümlesi fiilimsi oluyor. Bir de iç içe birleşik cümle var. Bunun da yan cümlesi zaten bir cümle oluyor. Yan cümlesi cümle. Yani demiş yüklem atalarımız özne. Atalarımız ne demiş? Aklın yolu birdir. Nesne. Tamam. Belirtisiz nesne. Fakat belirtisiz nesne de bir cümleden oluştuğu için herhangi bir öğesi bir cümleden oluşan cümlelere iç içe birleşik cümle diyoruz. Mesela bulutlar ağlarsa yeşillikler güler. Güler yüklem. Ne zaman güler yeşillikler? Bulutlar ağlarsa güler. Burası zarf tamlayıcısı. O zaman ağlarsa'daki ağlarsa SSA var. Burada birleşik cümle diyeceğiz. Ama biz buna da fiilimsi değil, cümle de değil. Biz buna şartlı birleşik cümle diyeceğiz. Anladım ki çalışmadan başarılmıyor. Başarılmıyor yüklemimiz. Anladım ki kiili birleşik cümle oluyor. Yine birleşik cümle, yan cümle var. Ama kiili birleşik cümle. Buraya da yazıyoruz. Kiili birleşik cümle. Güzün turşular kurulur, pekmezler hazırlanır. Bak, kurulur birinci yüklem. Hazırlanır ikinci yüklem. Aa bak burada bir yüklem vardı. Burada bir yüklem vardı. Burada bir yüklem vardı. Ama burada bu sefer iki yüklem var. O zaman biz buna sıralı cümle diyoruz. Açılan solar, ağlayan güler. Solar birinci yüklem, güler ikinci yüklem. Bu da yine sıralı cümle. Peki hocam bunları niye yazdınız? Bak şimdi. Bunlar aynı zamanda bağımsız sıralı. Niye? Herhangi bir öğe ortaklığı yok. Seni aradım fakat telefonu açmadın. Aradım birinci yüklem, açmadın ikinci yüklem. Fakat diye de bir bağlaç var. O zaman bu da bağlı cümle olmuş oluyor. Yani son derece mantıklı ve rahat bir şey esasında. Bakın tekrar gösteriyorum. Şurada bir daha yazıyorum. Tonguç ders çalışıyor. Bu cümle basit. Çünkü tek bir tane yüklem var. Tonguç çalışınca
başarır. Burada yan cümle var. Yani films var. O zaman bu bileşik cümle. Tonguç çalışırsa başarır. Burada da bir tane yüklem var. Bakın hep bir tane yüklem var. Burada 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 sadece fazladan filmsi olduğu için veyahut da şurada filmsi, burada şart gibi olduğu için bunlar bileşik cümle. Veyahut da Tonguç çalışsın ki başarsın. Bak burada da yine bir tane yüklem var. Ama başarsın yükleminden başka ki bağlacı almış bir ifade var. Bu da yan cümle oluyor. Tonguç geliyorum dedi dediğimizde burada da yine yüklem var ve burası da yine yan cümle. Çünkü bir tane yüklem var. Dedi nesne, geliyorum nesne. Şimdi o zaman biz bunların hepsine yüklem ve yan cümle olduğu için birleşik cümle diyoruz. Birleşik cümle. Bu nasıl cümle hocam? Bu da basit cümle. Çünkü içinde ne yan cümle var ne başka bir şey var. Tamam, bunu da yazdık. Şimdi bundan sonra çok önemli. Buraya biz fiilimsi olduğu için girişik bileşik cümle diyoruz. Buna ss olduğu için şartlı bileşik diyoruz. Buna ki olduğu için kiili bileşik diyoruz. Buna zaten içinde bir cümle olduğu için iç içe bileşik diyoruz. Peki sıralı nasıl oluyor hocam? Sıralı da şu. Tonguç çalıştı, virgül başardı. Bak burada iki tane yüklem var. Çalıştı birinci yüklem, başardı ikinci yüklem. Tonguç çalıştı, virgül annesi mutlu oldu. Şimdi burada iki tane yüklem var. Çalıştı birinci yüklem, mutlu oldu ikinci yüklem. Ama bu ikisi arasında bir fark var. Şimdi bunların ikisine de sıralı diyorum. Evet hocam, sıralı cümle. Fakat bu sıralılardan şu yanına, bak burada Tonguç çalıştı, Tonguç başardı dediğimiz için buna biz bağımlı sıralı cümle diyoruz. Burada Tonguç çalıştı, annesi mutlu oldu dediğimiz için ö ortaklığı yok. O yüzden bağımsız sıralı cümle diyoruz. Gelelim bu bağlı cümleye. Tonguç çalıştı ve başardı dediğimizde şimdi burada şundan tek farkı bağlaç olması. Yine bir yüklem var, yine iki yüklem var. Sadece ve bağlacı var. Ve bağlacıdan başka işte hangi bağlaçlar olabilir? Bağlaçları şöyle hatırlayalım. Bağlaçları şuraya kırmızıyla koyalım. Ve olabilir, veya olabilir, ama olabilir, fakat olabilir, lakin olabilir, ne arıyor, ne soruyor olabilir, hem arıyor, hem soruyor olabilir, ya da olabilir, çünkü olabilir. Bunlar hep bağlaç. Bu bağlaçları gördüğümüz zaman buna da bağlı cümle diyeceğiz. Bağlı cümle diyeceğiz. Bağlı cümlenin içerisinde bağlaçtan başka en az iki tane de yüklem olmak zorunda. Bunu bilmemiz lazım. O zaman burayı da güzel bir şekilde özetlediğimizi düşünüyoruz. Gaza geliyoruz ve ardından da artık ödüllü sorumuz sizde. Hadi bakalım, sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.